kürsüye davet ediyorum. Daha biz abay olurlarken daha sev,
daha ciddi, otoriter davrandığımızı fark ettik. Orada çocuğa daha bir arkadaş gibi davranıyorlardı. Problem davranışın azalabilmesi için yukarıda sayılan basamakların tutarlı bir şekilde en az 10 defa uygulanması gerektiğini, sonunda da öfke patlamasının gerçekleşeceğini ve bunu da bastırarak problem davranışın önüne geçileceğini bize belirttiler. Ailelerin bu sürece katıldığı zaman, ailelerin duygusal olduğu için süreci Almanya'da da bizde de genellikle böyle oluyor, süreci olumsuz etkilediklerini söylediler. İkinci gün temel düzeyde öğrenme becerilerini anlattılar. Bu Amerika'da geliştirilen bir müfredat, bir değerlendirme programı. Knusbaum kurumu bunu uyguluyor. 25 beceri alanından oluşuyor. Kendi içisinde hiyerarşik biçimde alt basamakları en ince detaylarına kadar kapsıyor. Amerika'daki ABA uzmanları tarafından geliştirilmiş bir program. İki tane kitapçıktan oluşuyor. 1998 yılında yayınlanmış ve en son 2010 yılında program güncellenmiş. Bu 25 beceri alanı şöyle. Birincisi pekiştiricinin etkisi ve işbirliği, görsel performans, alıcı dil, motor taklit, ses taklidi, istek bildirme, adlandırma, pragmatik dil, spontan konuşma, söz dizimi ve dil bilgisi, oyun ve eğlence, sosyal ilişkiler, grup umutları, sınıf rutini, cevapların genellemesi. Arkadaşlar bu ne? Bizim öğretim programında her sene başında çocukların kaba değerlendirmesini alıyoruz, performanslarını alıyoruz. Onun bu programdaki halleri, basamaklarını yapıyorlar. Daha detaylı hale gelmişler ve daha aşmışlar basamakları burada. Akademik becerilerin değerlendirmesinde okuma, matematik, yazma, imla, heceleme. Öz bakım becerilerin değerlendirilmesinde giyinme, yemek yeme, öz bakım, tuvalet becerileri, motor becerilerinin geliştirilmesinde ise kaba motor ve ince motor. Arkadaşlar, biz bunu son gün bir kurum ziyaretine gittik. Bu eğitimi tamamladıktan sonra engellilerin çalışma hayatına entegrasyonu ve genel iş gücünün piyasasına geçişini teşvik eden bir hayır kurumu. Devlette bağı yok, hayırseverler tarafından işletiliyor. Farklı engel türlerinden görme, zihinsel, ortopedik, CP, spastik bireylere hizmet vermekte ve 3 bölümden oluşuyor. Girdiğiniz zaman birinci bölümde hafif engelli ve iş becerisi olan bireyler çalışıyor. İkinci bölümde orta seviyede zihinsel engelliler çalışıyor. Üçüncü bölümde ise bizim yatalak olarak tabir ettiğimiz yataktan kalkamayan bireyler var. Bu bölümde, üçüncü bölümde sosyal hizmet uzmanı, hemşire, fizyoterapist ve çok sayıda yardımcı personel bulunmakta. Bu birinci bölümle ikinci bölümler arasında geçiş olabiliyor. Çocuk eğer ikinci bölümden becerisini arttırabilirse birinci bölüme geçiyor ve aldığı ücret artıyor. Eğer davranışlarında gerileme olursa tekrar ikinci bölüm alıyor. Bu kurum yaklaşık 1200 civarında parçayı kullanarak farklı ürünler ortaya koyuyor. Engelli bireyleri sabah 9'da işe başlıyor, 3'e kadar çalışıyor. Cuma günleri ise 1 saatlik eğlenme terapisi uygulanıyor. Engelli bireylere sigorta yapılıyor. 155 avro ile 190 avro arasında değişen ücret alıyor engelli bireyler burada. Kurumda çalışmak tamamen isteğe bağlı. Kurumda çalışma tamamlandıktan sonra emekli de oluyorlar. 70 yaşına kadar da bu kurumda çalışabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi bu kurumda görüntüler var. Bantlar yapmışlar ve her banttaki öğrencinin kendisinin sadece bir görevi var. Bir bireyin ikinci bir görevi yok. Sadece bir görevde çalışıyor. Şimdi öğrencilerin fotoğraflarının konusunda çok hassas oldukları için fotoğraflarını sadece böyle çekmeye çalıştık. Yüzleri de yok. Mesela burada bir öğrenci elektrik süpürgesinin başlığının altına vidalama sistemini yapıyor. Görevi çok basit. Sadece bir tarafa bir somun takıyor, diğer tarafa da bir somun takıyor. O kapağı kapattığı zaman sistem çalışıyor. Yani iş güvenliğini böyle bir hale getirmişler ki istese de kendisini yaralayamıyor. Kendisine zarar veremiyor.
Biz gittiğimizde bir firmayla elektrik süpürgesi üzerine çalışmışlar. Fason iş aldıklarını söylediler. Yani 15 bin elektrik süpürgesi için çalışıyorlar, 15 bin için mutfak robotu için çalışıyorlar. Firma sürekli iş alıyor. Yine burada sadece bir birey var. Sadece bunun görevi de yapılan ürünü paketleme kısmında çalışıyor. Bizim gittiğimiz kurumdaki çocukların da yaklaşık 1/4 de Türk'lü. Bu bir işletmenin birinci bölümü arkadaşlar. En becerikli olanlar. Ve orada dikkat ettiyseniz tezgahın içinde tahtalar yapmışlar. Her makineye, o bireye yardımcı olan muhakkak önünde bir kılavuz var. Ona yardımcı olacak, bir destek yapacak bir materyal var. Yine burada bunu yapan bir Türk'tü ama Türkçe bilmiyordu, Almanca konuşuyordu bize çocuk. Dikkat ederseniz böyle bir sistem kurmuşlar değerli arkadaşlar. Makineyi alıp çocuk başka bir yerden getirmiyor. Sadece indirip kaldırıyor. Çocuğa yardımcı olacak bütün sistemleri de kurmuş durumdalar. Burada da sadece bir vidanın içine yağ sıkma var. Bu öğrencinin seviyesi de bu seviyede olduğu için sadece öğrenci o şeyin içine hidrolik yağ sıkıyor. Şimdi burada gördüğünüz görüntüler ise ikinci bölümden oluşuyor. Buradaki bireylerin becerileri daha az, daha ufak işlerde çalışıyorlar, daha basit işlerde çalışıyorlar. Ve bunlar istedikleri, sıkıldıkları zaman işi bırakabiliyor. Ama birinci bölümde iş bırakma yok. Bir fabrika çalışan gibi kurallara uymak zorundalar. Eğer kurallara uymazlarsa bu ikinci bölüme geliyorlar. Burada çalışmak istediği kadar iş yapıyor. Ama buranın ücreti daha düşük. Yine koridorlarında çocukların yaptıkları tablolar ve sanatsal çalışmalar vardı. Burada da bir ikinci bölümdeki bir çocuğun yaptığı basit bir çalışma. Bu plastik parçanın içine somunun geçmesi için bir düzenek kurmuşlar. Yukarıdan bastırıyor, o somun o plastik parçanın içine geçiyor. Yaptığı iş bu kadar, ikinci bölümdeki. Tabii yine burada farklı işler vardı. İşte dinlenme bölümü dediğimiz zaman da çalışmak istemediği zaman çocuklara böyle bir bölüm oluşturmuşlar. Çocuklar içeceklerini, kahvesini gidip orada alıp dinlenme yerinde oturabiliyor. Şimdi üçüncü bölümden görüyorsunuz. Bu bölümde ise yatalak olan öğrencilerin, bireylerin bölümü. Burada yine TİŞ'teki gibi çocukların günlük neler yapılacağı, orada engelli de olsa çalışanlar için ve ziyarete gelenler için gösteriliyor soldaki tabloda. Neler yapacağı belli. Burada yataklarda yatıyorlar ve bu yatakların üstünde de çocukları rahatlatacak, dikkatlerini çekecek. Aynı bebeklere oyun odasındaki gibi şeyler koymuşlar, materyaller koymuşlar. İşte birisinde güneş dönüyor, dünya dönüyor etrafında. Birinde tutabileceği bir şey durumuna göre. Ayrıca bir tane duyu terapi odası yapmışlar. Çocuk stres yaşadığı zaman duyu terapi odasını alıyorlar.
Bu sağdaki resimde de gördüğünüzde o engelli bireylerin kaldığı örnek bir yatak. Bu çocuklar genellikle tuvalet eğitimleri yok zaten, yatalaklar. Kendilerini kirletiyorlar. Bunları sabah ambulansla evlerinden alıyorlar. Saat 5'ten sonra evlerine bırakıyorlar ve bunlar bakım hizmetleri, yıkanma, alt değiştirme de burada yine yapılıyor. Böyle bir banyo sistemi yapmışlar. Şu sağ taraftaki resme baktığınız zaman sağ üstte bir şey var, hidrolik yapmışlar. Bizim çok hoşumuza gitti orada. Çocuk yatakta da olsa, tekerlekli sandalyede de olsa orada bunu aparatıyla beraber alıyor, klozete götürüyor, yıkanma yerine götürüyor. Çocuğa hiç kimse tutmak için, kaldırmak için bir şey uygulamıyor. Yine burada bakıcılar tarafından temizlikleri yapılıyor. Beşinci gün, işlevsel becerilerin değerlendirilmesi, AFLS müfredatına geçtik. Beş kitaptan oluşuyor arkadaşlar. Temel yaşam becerileri kılavuzu, temel yaşam becerileri protokolü, ev becerileri, okul becerileri, toplumsal katılım becerileri. Yine bu da bizim kaba değerlendirmede değerlendirdiğimiz öğretim programının daha ayrıntılı hali. Kitapçıklar bu şekilde. Bu kitapçıkları Emre Hocam Mahmut Bey Konya İl Milli Eğitim olarak bize temin ettiler. İlerleyen süreçte inşallah biz de Konya'ya has bir özel öğretim yöntemiyle bu çıkacağız sahneye inşallah. Başarılı oluruz. Allah utandırmasın diyelim. Temel yaşam becerileri öz yönetim, temel iletişim, giyinme becerileri, tuvalet, öz bakım becerileri, yıkanma becerileri, sağlık, güvenlik ve ilk yardım, gece rutinleri. Ev becerileri, yemek hazırlamak, bulaşık, giyim ve çamaşır, temizlik ve ev işleri, ev tamiri, boş zamanları değerlendirme, mutfak ve yemek pişirme. Ulaşım, sosyal katılım becerileri ise ulaşımla ilgili hareketlilik, topluluk bilgisi, alışveriş yapmak, dışarıda yemek, para, telefon, zaman, sosyal farkındalık. Okul becerileri, sınıf becerileri, okulda yemek becerileri, rutinler, sosyal beceriler, teknolojik beceriler, ortak bilgi, akademik beceriler, uygulamalı akademik beceriler. Şimdi arkadaşlar bu basamakları biraz biz hızlı geçtik. Çünkü biz bu eğitimi 5 günde aldık, size genel bir bilgi verdik. Bunu daha ilerleyen süreçte daha detaylı vermek isterseniz internet sitesindeki günün raporlarına bakarsanız oradan daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz. Çünkü çok uzun sürecek. Bizim Almanya'da dikkat ettiğimiz husus şuydu. Bizim onların çalışma prensiplerinde öğretmenlere önlerine bir kılavuz uygulanıyor. Ve o kılavuzdaki basamakları hiç düşünmeden bu gerekli mi, bu gereksiz mi, ya buna ne gerek var gibi bir yorum yapmadan devlet, hükümet ya da eğitim kurumu ne diyorsa bunu yerine gerçekleştiriyorlar. Bizim farkımız ise ya bu basamağı atlasak da bir şey olmaz. Bu çok ufak bir nokta. Bunu es geçsek de olur diyoruz. Bizim onlardan gördüğüm en büyük farkımız biz küçük hususları önemsemiyoruz. Ama o küçük hususlar birikiyor, birikiyor ve sonunda başarıyı getiriyor. Bizim bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini acizane düşünüyorum. Emre Hocam'a da ve ekibine de bize böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Gerçekten giden öğretmenler olarak meslek hayatımızda çığır açıcı bir dönem noktası oldu. Sonunda da biz katılım belgelerimizi alarak toplantıyı bitirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar.